Merhabalar, Karşı Pencere ile karşınızdayız. Evet, bugün seçimleri ve medyayı konuşacağız efendim. Biliyorsunuz ki medya aslında her kritik dönemde kritik bir eşik, kritik bir sınavdan geçiyor. Bu seçimlerde medya nasıl bir sınav verdi, ne noktada? Şimdi seçimler geçti, işten atmalar var. Birçok gazeteciye baskılar var, davalar var. Bunları soracağız konuğumuza, ne oluyor, ne bitiyor diye. Konuğumuz Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Ceren Sözer'e hoş geldiniz Ceren Hanım. Şimdi konuya geçeceğiz, bunları tartışacağız. Ancak sıcak bir gelişme var. Önce onu aktarmak istiyoruz. Diyarbakır'da saldırı var efendim. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu Hüdapar'a yakınlığıyla bilinen Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran yaşamını yitirdi. Bir kişinin daha hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Hayatını kaybedenler ikiye çıktı deniyor. Birkaç tane de yaralı gazeteci var. Bunları önce bir sormak istiyoruz arkadaşımıza. Cumhurdaş telefon attığımızda. Cumhur merhaba. Merhaba. Cumhur, öncelikle neler oldu Diyarbakır'da şu son saatlerde? Önce bir oradan başlayabilir miyiz? Evet, öğlen saatlerinde Yeni İhade Başkanı Aytaç Baran'ın Şehitlik semtinde öldürüldüğü bilgisi geldi. Bunun üzerine hem dernek üyeleri hem de Hüdapar'a yakınlığıyla bilinen grubun yine Şehitlik Mahallesi'ndeki İhadeş binasının önünde toplandıkları ve bu gruba daha sonradan gelen iki araç tarafından silah dağıtıldığı bilgileri ulaştı bize. O silahlar dağıtıldıktan sonra grubun çeşitli kahvelere ve vatandaşlara silahlı saldırı da bulunduğunu öğrendik. Tabii ki yani ölü sayısı şu an itibariyle artmış durumda. İHAD Başkanı Aytaç Baran'la beraber 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Yani şu an için Diyarbakır'da 4 tane hayatını kaybeden kişiden bahsediliyor. Tabii yani oradaki grubun sloganlarla yani Bici Hizbullah yani Yaşasın Hizbullah sloganlarıyla saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade ediyorlar. Bizler de olay yaşandıktan kısa bir süre sonra hemen bölgeye gittik. Oradaki vatandaşlarla, görgü tanıklarıyla konuştuk. İfade ettiğimiz gibi Aytaç Baran'ın ölüm haberi geldikten sonra İHADER binası önünde bir toplanma söz konusu oluyor. Tabii o bölgeye polisin de geldiğini belirtiyor oradaki görgü tanıkları ve polisin gözü önünde gruba silahların hem uzun namlulu silahların, tabancaların, sopaların dağıtıldığı ifade ediliyor ve ondan sonra bir bahsettiğimiz sloganlarla yani yaşasın Hizbullah, PKK'lilere ölüm, PKK'liler nerede intikam alacak, bu gece Diyarbakır'da çok kan akacak şeklindeki bağırışlarla beraber Şehitlik Mahallesi'nde ki esnafa vatandaşlara saldırdıkları ifade ediliyor. Tabii İHADER Başkanı Aytaç Baran'ın öldürülmesi meselesi burada asıl olayları tetikliyor gibi görünüyor ve oradaki grup bu olayı PKK'nin ve YDGH'ın yaptığına dair bir bilgi yayıyor. Ancak hem YDGH'dan böylesi bir yalanlama geldi Twitter hesabı üzerinden olayı kendilerini gerçekleştirmedikleri üzerinden. Yani orada halen bir belirsizlik söz konusu böyle. Evet Cumhur, şey galiba YDGH yaptığı açıklamada MIT'in vurduğunu söyledi. Evet Zeliş, yani dediğim gibi orada bir karışıklık söz konusu. Yani çeşitli hesaplardan, Twitter üzerinden de olaya PKK'nin ya da işte YDGH'ın yaptığına dair görüşler ifade ediliyor. Buraya işaret ediliyor. Ancak yapılan açıklamalarda da yani diğer taraftan da YDGH üzerinden de yapılan açıklamalarda da olayın kendileriyle bir ilgisi olmadığını, bir provokatif eylem olabileceği uyarısı yapılıyor. Zaten olaydan kısa bir süre sonra da biraz önce de biliyorsunuz HDP Genel Merkezi tarafından da bir açıklama yapıldı. Olay kınandı ve sorumluların bir an önce bulunması üzerine bir çağrıda bulunuldu. Aslında şunu ifade etmek lazım. Yani İHADER Başkanı Aytaç Baran'ın kısa bir süre önce de emniyete çağrılarak çeşitli silahlı eylemler yapılabilir.
dikkatli olun diye de kendilerine de bir uyarı yapıldığı ifade ediliyor avukatı tarafından. Ancak dediğimiz gibi burada henüz bir netleşmiş durum söz konusu değil. Şunu da ifade etmiş olalım. Aytaç Baran vurulduktan sonra Selahattin Eyüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor. Onun fotoğrafları da var. Kaldırıldığı hastanenin etrafını da silahlı yüzleri maskeli grupların kapattığı görülüyor. Morga doğru gitmek isteyen işte çeşitli kurum temsilcilerine de orada bir saldırı gerçekleşmiş durumda. Yani açıkçası biraz henüz aydınlanmış bir durum söz konusu olmamakla beraber tabii çeşitli çevrelerin ifade ettiğimiz gibi özellikle Twitter üzerinden kimliği böyle sorulan belki şeylerin hesapların ortalığı karıştırmak üzerine çeşitli provokatif açıklamaları oluyor. Özellikle işte çeşitli yerlere hedef göstererek bu gece intikam alınacağına dair görüşler ifade ediliyor. Bu büyük bir kaygı uyandırmış durumda. Tabii biz Şehitlik Mahallesi'ndeydik ifade ettiğim gibi. Orada da vatandaşlarla da görüştük. Hı hı. Saldırı olmasına rağmen yani oradaki vatandaşlar daha büyük olayların yaşanmaması üzerine herkes birbirini kontrol ediyor. Aslında herkesin evine gitmesi yönünde evet. Gelebilecek bir saldırıya ya daha da büyümemesi üzerine bir kontrol söz konusu. Ancak hem mahallede hem de Diyarbakır'ın aslında genelinde yaşanan bir gerginlik devam ediyor. Evet. Bizler de takip etmeye devam ediyoruz. Evet. Evet, bir de kısaca Doğan Haber Ajansı muhabiri Canan Altıntaş'ın da yaralandığı bilgisi var. Ona dair bir bilginiz var mı? Ulaşabildiniz mi? Acaba sağlık durumu nasıl şu an? Evet, iki tane meslektaşımız Serdar Sular ve Canan Altıntaş, Doğan Haber Ajansı Diyarbakır muhabirleri. Onlar da saldırı gerçekleşmeden bir süre önce aslında bölgedeler. Yani ölüm haberi geldikten sonra oradaki gelişmeleri takip etmek üzerine oradaki bahsettiğimiz işte Hizbullah sloganları atan grup tarafından sopalı ve satırlı saldırıya uğradılar. Özellikle Canan'da ciddi bir yaralanma söz konusu oldu. Şiddetli bir şekilde darp edildiği bilgisi bize ulaştı. Durumunun ağır olduğu ilk önce öğrendiğimiz bilgilerden de ancak şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Son durumu hakkında da henüz bizler de ulaşabilmiş durumda değiliz. Ancak iki gazetecinin de yaralandığını da ifade edelim buradan. Evet, Cumhur çok teşekkür ediyoruz. Haber bültenlerimizde de gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Evet, Diyarbakır'a gittik efendim. Diyarbakır'da saldırılar gerçekleşti bugün öğle saatlerinde. Cumhurdaş, arkadaşımız Cumhurdaş bize aktardı. İhyader, aslında Hüdapar'a yakınlığıyla bilinen İhyader Derneği Başkanı Aytaç Baran yaşamını kaybetmişti. Ve şimdi arkadaşımızın aktardığına göre iki kişi daha hayatını kaybetmiş saldırıların ardından. Toplam sayı 3'e çıktı efendim ve iki gazeteci de palalı ve satırlı saldırıya uğradı. İkisi de şu an hastanede tedavi altındalar. Ve evet, Cumhur'un anlattığı önemli bir detay aslında. Silahlar dağıtıldı dedi. İhyader önüne gelen kişilere, bir gruba silahlar dağıtıldı ve bu kişilerin de tehditler savurularak esnaflara saldırdığı yönünde açıklamalar var efendim. Evet, ilk açıklama YDGH'ın yaptığıydı ancak YDGH da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı üstlenmedi. Ardından HDP'den bir resmi açıklama geldi ve saldırıyı kınadığını söyledi. Ana haber bültenimizde de gelişmeleri aktaracağız efendim. Bizler şimdi konuğumuza dönelim. Hemen devam edelim. Ceren Hanım, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Şimdi medyayı konuşacağız dedik. Çünkü işte böyle her önemli gelişmede aslında insanların haber alabildiği yerler, gazeteler ve televizyonlar. Bu yüzden sanıyorum önemli bir yere sahip medya. Doğru haber aktarabilmesi açısından aslında. Şöyle bir kavram türedi bir anda. Bizler yandaş medya demeye başladık. Bir yandaş medyamız çıktı. Yani çünkü görüyoruz, ona yakına aslında onlarca gazete aynı manşetle çıktığı günler oldu. Tek bir tarafı tuttukları günler oldu. Birçok aslında kanıtlanmış yanlış haberler, bilgiler geçtikleri oldu. Biraz oradan başlayalım. Nereden çıktı bu yandaş medya? Kimin yandaşı?
Önce bu Diyarbakır'daki olaylar tabii çok can sıkıcı, çok üzücü. Yani ölen insanların olması gerçekten çok kötü ve yaralanan gazeteci arkadaşlarının da bir an önce iyileşmelerini diliyorum. Bunu konuşurken bir yandan da gazetecileri o şekilde görüyor olmak çok üzücüydü. Yandaş medya yeni bir kavram değil aslında. Yani adı yandaş medya oldu. Bu son zamanın kavramıydı. Oysa hükümete yakın, hükümetten beslenen, hükümeti destekleyen, daha doğrusu iktidara yakın medya her zaman oldu. 1960 öncesi hatırlarsanız bir şey vardı. Besleme basın kavramı vardı. İşte Adnan Menderes hükümetinin olduğu dönemde bazı gazeteler ilanla, resmi ilanlarla, özel ilanların oraya yönlendirilmesiyle falan besleniyordu. O zaman ona besleme basın, hatta Milli Birlik Komitesi'nin şeyinde de var. Yani yazmış olduğu bir bildiride de bu şekilde besleme basın olarak tarihe geçti. Ondan sonrasında da var her zaman. Her zaman hükümete yakın olan bir takım medya kuruluşları, iktidara yakın olan bir takım medya kuruluşları var. Ancak AKP'nin iktidara gelmesinden sonra kendisine yarattığı yeni bir medya oldu. İlk başta büyük medya grupları aslında desteklediler 2001 krizinin sonrası olması itibariyle, istikrarın gelmesi açısından. Ama sonrasında o destek hiçbir iktidar kendisini denetleyen, kendisini eleştiren basını sevmez ve sonuçta yine ipler gerildi basın ve hükümet arasında. Ve hükümet bu sırada çözüm olarak kendisine yakın bir medya kuruluşları oluşturmaya çalıştı, bir medya oluşturdu. Bunun için de TMSF'nin el koymuş olduğu medya kuruluşlarını kullandı. Onları kendisine yakın iş adamlarının almasını sağladı. İşte ricalarla oldu. Bu geçmiş dönemlerde de oluyordu ama yeni bir şey değil bu da. Ondan sonra da bu yeni oluşturulan medya kuruluşları hükümeti her koşulda desteklemeye başladılar. Bu şeyin de askeri vesayetin de işte gerilemesi, ordunun artık basın üzerinde veya diğer siyaset üzerinde etkisinin biraz daha azalması bütün gücün bu sefer hükümetin elinde toplanmasını sağladı ve bu daha görünür oldu. Eskiden büyük medya kuruluşları işte 2001 öncesinde, 28 Şubat öncesinde özellikle işte ordu, hükümet arasında veya siyasi partiler arasında denge siyaseti gidiyorlardı. Ama şimdi artık böyle bir dengeleyecek herhangi bir kurum ortada kalmayınca bu durumda ya hükümete biat edeceksiniz ya muhalif olacaksınız ya da bu arada hırpalanacaksınız. Özellikle mesela en büyük medya kuruluşu olan Doğan Grubu'nun içinde bulunduğu durum gibi. Yani seçim öncesi, seçime gelene kadarki süreçte onlar da epey hırpalandılar. Çünkü bir taraftan hani muhalif medya olarak da konumlanamıyorlar. Büyük ve ana akımın en büyük temsilcisi. Ama öteki taraftan da tam olarak da şey yapamıyorlar. Yani hükümete de yani orada da bir gelmiş bir gelenek var. İşte o arada o denge içerisinde onlar da epey hırpalandılar. Evet. Zor bir süreçten geçti o zaman medya. Hala zor bir hala süreçte. Hala zaten zor süreçte. Yani seçimlere kadar aslında. Seçimleri daha yeni atlattık. Ve elbette o süreç de çok hızlı oldu. Yani bir iki günde hemen işten atmalar, başka tarafa kaymalar falan gördük aslında. Onları da açacağız ama nasıl bir sınav verdi? Peki özellikle sadece şu seçim sürecini bir konuşursak. Nasıl bir sınav verdi medya? Seçim sürecinde medyanın bir kısmı çok kötü bir sınav verdi. Özellikle yandaş dediğimiz medya tamamen bütün ilkelerinden vazgeçip tamamıyla bir propaganda aracına dönüştü. Yani bu çok açık. Bu sırada dezenformasyon yaptılar, bir sürü şey çarpıttılar. Aslında bu en ayyuka çıktığı zaman Gezi süreciydi. Gezi süreciyle beraber başlayan ve ondan sonra da devam eden süreçte artık kendilerinin varoluşlarını, hatta bir gazetecinin böyle işte itiraf gibi Twitter'da yazdığı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hani bu hükümet giderse biz de yargılanacağız, biz de onlarla beraber gideceğiz diye böylesine bir bütünleşme. Bu zaten bu durumda o medyayı, o basını ya da o gazeteciyi yaptığı işten tamamen çıkartıyor. Artık o başka bir konuma geliyor. Bir taraf böyle bir sınav verdi. Sınav mı denir artık? Yani böyle bir deneyim yaşadık onlarla. İşte aynı manşette çıkan gazeteler. Ondan sonra aynı şeyle çıkan, aynı başlıkla çıkan 8 tane falan köşe yazısı, Kabataş yalanı ile ilgili. Böyle şeyler yaşandı ve bunları yazanlar, bunları yapanlar açıkçası yani merak ediyorum. Bundan sonrasını öğreneceğiz diye düşünüyorum. Çünkü artık şimdi o tarafta çözülmeler başladı.
Bunları nasıl hazmettiklerini, bunları nasıl yani gazetecilik bazıları, eski gazeteciler epeydir bu sektörde var olan insanlar. Yani bunlarla gazeteciliği nasıl bağdaştırdıklarını umarım önümüzdeki dönemlerde onlar da kendi deneyimlerini yazarlar bir yerlerde veya anlatırlar. O süreçte biz de öğreniriz hani ne tür baskılar veya ne tür ilişkiler içerisinde o medya o hale geldi. Öbür tarafa gelince işte daha ziyade ana akım dediğimiz kanallarda ise veya gazetelerde büyük bir otosansür hakimdi. İnanılmaz evet. bir korku vardı. Çünkü sürekli bir taraftan da en acıklısı bu. Bu yandaş medya dediğimiz o gazetelerde yazan köşe yazarları veya işte televizyon haber programlarında konuşulan insanlar sürekli gazeteci meslektaşlarını işte şöyle yargılanacaksınız, şu olacak, bu olacak, gazetelerinize el konacak, onları ihbar edercesine sürekli gündeme taşıdılar ve hedef gösterdiler. Bu zaten hani gazeteciler arasında dayanışmanın hiç olmadığının veya ne kadar korkunç durumda olduğunun bir göstergesiydi. Ve bu korku içerisinde, çünkü devletin eli ekonomide de çok güçlü, hukukta da artık hukukun da kalmadığı, yargının bağımsızlığını tamamen yitirdiğini gördüğümüz bir süreçte, herkesin, her an hepimizin terör suçuyla yargılanabileceği bir ortamda, o ana akımda kalan, daha ortada kalmaya çalışan medya kuruluşlarında büyük bir korku şey yaptı, sardı yani. Ve biz hatırlarsanız 7 Haziran sonrası için operasyon bekliyorduk aslında bu medya kuruluşlarına. Ama seçimler o dengeyi değiştirdiği için şimdi artık tasfiye bekler duruma geldik ya da tasfiye haberleri almaya başladık. Evet. O da önce onu sormak istiyorum. Şimdi seçimler dengeyi değiştirdi. Bir koalisyon tartışmaları var. Bu durumda yani AKP artık tek başına hükümet kuramayacak. Şimdi TMSF'den aldıkları o organlar ne olacak sizce? TMSF'den alınmış medya kuruluşları ile ilgili sadece bir tanesinde bir şey var, problem var diyeyim. O da çözüldü. Bir iki gün önce çözüldü o da. Show TV. Show TV Çukurova grubu tarafından, Çukurova TMSF el koyduğu için Çukurova tarafından Ciner'e satılmıştı. Ancak araya Erol Aksoy girdi, dava açtı, yürütmeyi durdurma kararı alındı. Sonra tekrar iade edildi. Sonra tekrar bu sefer anlaşma iptal edildi. Fakat TMSF'nin yapmış olduğu anlaşmanın iptaline TMSF itiraz etmedi. Neden? Çünkü bu seçim süresince o kuruluşun, Show TV'nin TMSF'nin elinde kalması yararlı görüldü iktidar tarafından ve bu şekilde kullanıldı. Ve seçim süreci bitti ve birdenbire Show TV tekrar iki gün önce Ciner'e iade edildi. Onun da yaptığı ilk iş TMSF'nin o içeride yapmış olduğu düzenlemeleri iptal etmeye girişmek oldu. Orada da işte bir Meli Altınok evet, işini kaybetti. İşini kaybetti o da. Şimdi o zaman oradan devam edelim. Meli Altınok kendisi resmi Twitter hesabından duyurdu. Hı hı. İşten atıldığını, programının kaldırıldığını. Hı hı. Hemen aslında tam o seçim gecesi Sevilay Yükselir'den biz bir dönüş gördük. Yani dönüş gördük. Bir anda bir taraf değiştirme söz konusu oldu. Bu insanlar bir anda demokrasiden ve hukuktan bahseder oldular. Bunu nasıl okumak lazım? Bunu aslında bizim yani biraz daha medya ile haşır neşir olanların görebileceği bir şeydi bu. Seçim öncesinde de aslında bir kırılma başlamıştı. Yani o yandaş medya deyip aslında biz bir tarafa koyuyoruz. Ama sonra mesela havuz medyası diye de bir şey türedi. İşte aslında yandaş medya ve havuz medyası arasında bir takım kırılmalar başlamıştı. İşte Erdoğan ve Davutoğlu arasındaki o iktidar kimin söz hakkı olduğu konusu aslında orada gazetecileri ve gazeteleri bölmeye başlamıştı. Kanalları da bölmeye başlamıştı. Ama seçime kadar bu çatışma veya işte o kendi içlerindeki ayrılık çok dillendirilmedi. O işte mesela 5G, 4G'den direkt 5G'ye geçileceği aşamalarda o gazetelerin tuttukları taraflar açıkçası görülüyordu. Ama seçimden sonra işte birdenbire hem bu güç, bazı gazeteciler, bazı yazarlar süreci belki daha iyi okudukları için bu çözülmenin olabileceğini daha önceden gördüler bu süre içerisinde ve aslında öncesinde de başlamıştı. Sevilay Yükselir'inki de öncesinde başlamıştı. Ve ondan sonra
ve onun araya mesafe koymaya çalıştılar. Ama aslında bu daha başlangıç. Biz bence çok daha yeni şeyler göreceğiz. Ve başladı da aslında sosyal medyada bununla ilgili hesaplar başladı. İşin şu şey tarafı, kötü tarafı benim açımdan, yani bana göre. Burada gazetecilerin bazılarının yapmış oldukları çok ciddi kışkırtma faaliyetleri var. Bu kabataş yalanı konusunda böyle. İşte geçen gün mesela cumartesi günü Diyarbakır'da o patlamanın sonrasında bir yaralı polise vatandaşlar yardım ederken işte polisimizi şehit eden insanlar PKK'liler diye insanları kışkırtmaya çalışan işte gazeteci yazarlar var, o gazetede yazan insanlar var. Şimdi bunların aslında yapmış oldukları şey suç ve bir şekilde başka bir şekilde yargılanmaları gerekiyor. Bu ayrı bir konu, bu hukukun konusuna giriyor. Ama diğer taraftan da işte bu süreç içerisinde Gezi'den beri görmüş olduğumuz işte Milkportlar, ondan sonra işte Amanpur'la sahte röportajlar, işte gazeteciliğin, işte Guardian gazetesinde yazılmayan, yine geçen hafta hiç öyle bir şey yokken aslında öyle bir şey varmış gibi yazılan köşe yazıları, atılan manşetler, bunların hepsinin hesabının verileceği bir mekanizmanın olmaması çok kötü. Bu bahsettiğim mekanizma bir öz denetim mekanizması. Yani bizim bir güçlü basın konseyimizin olmaması. Gazetecilerin bir araya gelip bu arkadaşları, yani bu gazetecileri yapmış oldukları şeyden sorumlu tutma ve bu meslekten bir şekilde dışlama gücünü kendilerinde bulamıyor olması bu mesleğin en kötü şey. Bu sebeple olacak olan şey şu, gazetecilik aynı zamanda bir tarafı karanlık bir meslektir. Burada çıkar ilişkileri, işte hükümete yakınlık, işte para ilişkileri veya özel hayata ilişkin şeyler, dedikodular her meslekte olduğu gibi aslında gazetecilikte de vardır. Ve benim korkum o ki aslında bu gazetecilerin tasfiye edilme süreçlerinde yapmış oldukları gazetecilikle ilgili hatalar, kışkırtmalar vesaire gündeme gelmeyecek. Asıl işin öbür tarafı, işte çıkar ilişkileri, almış oldukları ücretler vesaire, bunlar gündeme gelecek veya kirli ilişkiler gündeme gelecek. Ve yine aslında medya temizmiş de bu arkadaşlar aslında kötüymüş gibi bir tarafa ayrılacak. Evet. Yine bir yüzleşme, yine bu konuda bir kendiyle hesaplaşma sürecini atlamış olacak medya. Çünkü diğer taraftan da tabii ki çok haklı sebepleri var. Mesela Ahmet Şık bu şeyde, Ahmet Şık Nedim Şener cezaevine girerken herkesin oh olsun, bu kanattan bahsediyorum tabii, oh olsun diyenler, ondan sonra gazeteci olmadıklarını iddia edenler. Şimdi böyle bir süreçte ve bir sürü gazeteciyi hedef gösteren insanlar, parmak sallayanlar, yargılanacaksınız, yarın sizi kapınızdan aldırıyoruz vesaire gibi şeyler söyleyen insanlar yarın medyadan tasfiye edilirlerse herhalde kimsenin de onlara arka çıkacağını, basın özgürlüğüdür, bu arkadaşlar da işten kovuluyor, dayanışmalıyız diyeceğini düşünmüyorlardır diye umuyorum ben. Dengeler çok çabuk değişiyor ama hele medyada, yani evet. Zaman Gazetesi'nin başına gelenleri ve sonra Zaman Gazetesi'ndeki o dönüşümü hep birlikte gördük neticede. Evet. Şimdi başka bir şey sormak istiyorum. Tasfiye edilen o gazeteciler, yazarlar veya sunucular, moderatörler ya da bir şekilde dediğiniz gibi önceden öngörmüş ve bir anda yavaş yavaş dönmeye başlamış o insanlar gerçeği mi gördüler? Yoksa bunlar aslında her dönemin insanı mı? Yani şimdi bu gerçeği gördü, bu her dönemin insanı falan gibi bir ayrım yapamayız ondan sonra. Veya işte böyle bir şey de kimseye atfetmek istemem ben. Ama yani aynesi iştir kişinin üzerinden bakarsak. Dediğim gibi, başta da söylediğim gibi, bütün bu yapılanlara ses çıkarmayıp ondan sonra onaylayıp hedef gösteren insanların ondan sonraki süreçte birdenbire değişmeleri durumunda kimsenin onlara inanmasını beklememeleri gerekiyor. Dolayısıyla buradan şey çıkartamayız, yani gerçeği gördüler. Gerçeği görmek bu saatten sonra kimin için neyi değiştirir onu ben bilmiyorum. Ama dediğim gibi bu böyle bir konunun değil aslında, tamamen gerçekten bir gazeteciliğin konusu olması gerekiyor.
gazeteci örgütlerinin belki bir araya gelerek bunu tartışmaları ve işte medyanın bundan sonraki süreçte, çünkü bundan sonraki süreçte benzer şeyler olacak. Bak ben yani geçmişte nasıl olduysa hiçbir iktidar sonuçta medyayı sevmez. Bundan sonra kurulacak iktidar, işte koalisyon hükümetleri kim kiminle iktidar olur bilinmez. Ama o medyaya vermiş oldukları sözler belki bir süre her şey süt liman gidecek. Ondan sonra daha barış ortamında biraz daha nefes alacağız. Belki AKP'nin yaptığı gibi işte hükümet komiserleri atamayacaklar televizyonlara falan. Ama illaki bir yerde, çünkü medyanın görevi hükümeti, iktidarı denetlemektir, eleştirmektir. Ve o eleştiri iktidarın hiçbir zaman hoşuna gitmiyor. Ve yine böyle bir gerilim söz konusu olduğu zaman yine aynı şeyleri yaşayacağız. Yine aynı şey, yine bu sefer iktidar medyayı denetim altına almaya çalışacak, medyada basın özgürlüğü için mücadele etmeye başlayacak. O yüzden bunun çözümü insanlar üzerinden değil, sistem üzerinden veya bu gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğini gazetecilerin karar vermesi üzerinden çözülebilir ancak. Evet, şimdi aslında önemli vurguladığınız gibi bundan sonra da böyle olacak, bundan önce de böyleydi. Çünkü evet, bir hükümet ve medya ikilisi ve dengeleri var. Ancak Ali Fatih gerçeğimiz de var ya biz. Bizim. Hı hı. Bu başka bir boyut muydu artık? Başka bir şey mi gösterdi bize? Son noktası mıydı acaba olanların? Yoksa sadece gün yüzüne çıktığı için mi biz bu kadar şaşırdık ve ne oluyor dedik? Son noktası diyemiyorum ben. Her dediğim zaman başka bir şey görüyoruz. Çünkü o yüzden artık bir şeye son noktası demekten veya sözün bittiği yer falan demekten tamamıyla vazgeçmiş durumdayım. Alo Fatih veya işte bahsettiğim şey hükümet komiseri, yani ben onlara o ismi taktım. Medyada doğru, hükümet evet, komiserleri. Kimileri şeyde, yalnız bunların hepsi gerçekten işte hükümete yakın insanlar değillerdi. O aşamayı, o aşamada yazılanları, bu süreçte bazı gazeteciler anılarını yazdılar. Hatırlarsanız orada medya içerisindeki pek çok yönetici aslında o komiserliğe gönüllü olduklarını da gördük biz. Sadece oraya Ali Fatih'in atanıp atanmaması, Fatih Sarıç'ın orada olup olmaması fark etmiyor. Onlarla birlikte ona uyum sağlayan veya onlardan daha çok Ali Fatih olan bir takım yöneticilerin de orada varlığı, ki onlar AKP ile beraber gelmediler. Onlar çok daha öncedir oradalar. İşte o... Bahsettiğim şey bu gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiği ve bundan sonrası da devam eder. Yani hükümet oraya birisini atamıyor olabilir ama medya sahiplik ilişkileri veya iktidarla medya ilişkileri bu derece yakın olduktan sonra veya bazı gazeteciler konumlarını kaybetmemek için bu iktidar, herhangi bir iktidara bu şekilde tutundukları sürece bunu hep yaşayacağız. Bundan sonra da olacak. Bundan sonraki, yani isterseniz bugün bize en demokratik ve herkesi kucaklayan ayrımcılığa karşı işte LGBT, LGBTİ bireyleri kucaklayan HDP'nin tek başına iktidar olduğunu düşünün. Yine onun hoşuna gidecek şeyler yapmaya çalışan bir takım, orada da bir takım iktidar şeyleri oluşacaktır. Yani bundan kaçınılmaz. Bunu önlemenin de imkanı yok. Bunu önlemenin tek yolu gazetelerin editoryal bağımsızlıklarını koruyarak hem hükümetlere karşı, hangi hükümet olursa olsun, hem de kendi medya sahiplerine karşı, kendi patronlarına karşı yayın içeriğine onları karıştırmayıp özgür bir yayıncılığı savunmalarından geçiyor. Bunu nasıl yapacaklar? Şu durumda bizde böyle düzenlemeler yok. Bizim gazetecilik kültürümüz de maalesef böyle gelmiş değil. O nedenle en önemli şey burada örgütlenmek. Ancak örgütlenerek bir arada durulabilir. İşte editoryal bağımsızlık da aynen bu şekilde korunabilir. İşte sendikalılaşmak, gazeteciler cemiyeti veya başka dernekler altında bir araya gelmek ve bir arada hareket etmek. Yoksa hani o iktidar, yani o hükümet gelir, bu hükümet değişir, ondan sonra bir aslında başka hükümette de aynı şey olur. Aslında gazeteler patronların elinde olduğu sürece işte aynı bizler aslında çok yakından fabrikalardan, işçilerden gördüğümüz gibi örgütleniyorlar ve işten atılıyorlar. Gazeteciler için de böyle. Yani evet, TGS'de ama örgütlenip işten atılıyorlar. Çünkü gazetelerin başına bir patron var yani. Evet, ama şimdi bu dönemde dünyanın her yerinde böyle. Bu dönemde şimdi birdenbire gazetecileri patronların elinden gazeteleri alalım,
sadece gazeteciler gazetecilik yapsın diye bir şey getiremezsiniz. Yani ne ekonomik sisteminiz ne işte yönetim biçiminiz buna müsait. Çok da doğru bulmuyorum. Yani bunun da tek başına çözüm olduğunu düşünmüyorum. Yani bundan öncesi işte 80 öncesi gazeteci ailelerin başta olduğu, gazeteci ailelerin yönettiği medya ortamının da çok şahane olduğunu, her şeyin işte güllük gülistanlık olduğunu da düşünmüyorum. O sebeple yani sahibi kim olursa olsun, gazeteciler gazeteciliği özgür biçimde yapabilmeleri için gerekli olan şey onlara editoryal bağımsızlık. Onlara nasıl habercilik yapacağını, ama editoryal bağımsızlık tabii ki sonsuz bir bağımsızlık değil. Tabii ki patrona karşı da sorumlu olacak. Ama yayıncılık anlamında yani bu gazetenin satması gerekiyor. Yani bu gazeteleri bizlerin finanse etmesi gerekiyor. Para vererek. Biz bu gazeteleri finanse etmiyoruz. Bu gazeteler para kazanmıyorlar. Bu gazeteler reklam almıyorlar. O sebeple eğer bugün derseniz ki gazeteler sadece işte gazeteciler tarafından çıksın, ortada gerçekten bir tane gazete kalmaz. Çünkü hepsi zararda. Kim öyle bir zarara katlanır ki? Son zamanlarda siz de hatırlarsınız pek çok küçük gazete hem de büyük iddialarla çıktı. Ondan sonra pek çok meslektaşımız maaşlarını bile alamadan, kimi uzun süre çalıştıkları kurumu işgal ettiler, onlara destek verdik. Ama bu şeyin, bu gazetelerin, bu medyanın ayakta durabilmesi gerekiyor öncelikle. Ayakta duramadıktan sonra zaten hiçbir şey yapamaz. Yani ekonomik özgürlüğünü kazanması gerekiyor ve editoryal özgürlüğünü de kazanması gerekiyor. Bir de aslında son dakikalara girerken şunu da atlamak istemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslında hakaretten yargılanmayan insan kalmadı. Özellikle ne gazeteci ne köşe yazarı, mutlaka hepsinin Erdoğan'a hakaretten birer davaları var. Ve doğrudan hedef gösterdiği gazeteciler var. Tehdit ettiği var. Tehdit ettiği, hedef gösterdiği gazeteciler var. Erdoğan ne yapmak istiyor? Erdoğan her iktidarın olduğu gibi, her eline gücü geçiren insanın yapmaya çalıştığı gibi medyayı kontrol etmek istiyor. İletişimi kontrol etmek. Aslında tamamen iletişim kontrol. Yani her birimizin konuştuklarını da söylediklerini de hepsini kontrol etmek istiyor. Twitter en güzel örneği. Evet, Twitter o şekilde, telefon konuşmalarımız bu şekilde, her şeyi kontrol etmek istiyor. Bu eğer böyle bir imkan bulursa pek çok insanın yapmak isteyeceği bir şey bir taraftan da. Ama öbür taraftan medya buna karşı ne yapıyor? Medya buna karşı çok da fazla direnemedi. Orada da öyle bir şey vardı. Biliyorsunuz geçmişte 301 vardı. Hrant Dink'in ölümüne sebep olan bir maddeydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönen kararlar, Türkiye'yi tazminata mahkum etmesi ve o maddenin kaldırılmasına ilişkin ısrarı yüzünden o madde kaldırılmadı ama Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlandı. O madde artık kullanışlı bir madde olmaktan çıktı. Onun yerine TCK 299 Cumhurbaşkanlığı'na hakareti getirdiler bir araç olarak. Medyayı kontrol etme aracı olarak bulmuş oldukları bir şeydi bu. Ama bu süreçte işte seçimlerden sonra bu davaların da yine iktidarla, işte yargının, iktidarla medyanın, iktidarla diğer siyasetçilerin veya iktidarla medya patronlarının arasına koydukları mesafe nedeniyle bu davalarda da bir takım değişiklikler olmaya başlayacağını düşünüyorum ben. İşte sizin de dediğiniz gibi her an her şey değişebiliyor. Evet. O zaman bir kez daha, o zaman gazeteciler ne yapmalılar, onu bir daha alalım. Yani mesela basın konseyinin olması gerektiğinden gazeteciler bahsettiniz. Gazeteciler kim iktidara gelirse gelsin, en sevdiğimiz, işte desteklediğimiz, işte kim olursa olsun, emin olun basından bir yer gelecek hoşlanmayacaktır. Bu her yer için geçerlidir. Gazetecinin görevi zaten iktidarın hoşuna gitmek de değildir bir taraftan. Zaten asıl görevi hoşuna gitmezse orası, demek ki gazeteciler görevlerini yapıyor demektir bu. Ama bunlar tek, yani gazeteciler tek başlarına kalırlarsa bu iktidar güçlerine veya sahiplerine karşı çok kırılgan durumdalar. O yüzden bir araya gelmek durumundalar, örgütlenmek durumundalar, birlikte mücadele etmek durumundalar ve mesleklerine de sahip çıkmak durumundalar. Yani hem haklarını bir araya gelip dayanışarak korurken aynı zamanda mesleklerini de işte bu yandaş medyanın yaptığı şeylerde gördüğümüz gibi örnekler
şeylerden korumak için, hayır gazetecilik o değil budur, bu arkadaşımızın yaptığı şey gazetecilik değildir, biz bunu kınıyoruz ve dışlıyoruz'u göstermeliler. O özdenetim dediğimiz mekanizma zaten herhangi bir yaptırımı yoktur. O siz öyle bir şey sağlarsınız ki, ona bir kredibilite sağlarsınız ki, bir güvenirlik sağlarsınız ki, o kurumun, o özdenetim mekanizmasını kınadığı, dışladığı gazetecinin zaten o sektörde kendine yer bulamaması gerekir. O zaman da gazeteciler, gazetecileri kendileri korur. Eğer kendileri korumazlarsa emin olun iktidar onları korumak için de elinden geleni yapacaktır. Ama bu hiçbir zaman gazetecilerin lehine olmaz. Evet. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, değerlendirmeleriniz için. Evet, bugün Ceren Sözer ile birlikteydik. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ceren Sözer ile birlikte medyayı biraz konuşmak istedik. Elbette medyanın üzerinde epey baskı var ve seçimlerde de aslında bir yandaş medya dediğimiz medyanın neler yapabileceğini bir kez daha çok yakından tanık olmuş olduk efendim. Biraz bunları değerlendirmek istedik. Ne olacak şimdi? Bir hükümet değişikliği söz konusu olacaksa medya burada nereye oturacak, neler yapacak, ne olacak diye ve hemen programımızın başında Diyarbakır'a gitmiştik efendim. Diyarbakır'da saldırılar vardı. Aslında bizim tam da medyayı konuştuğumuz, gazetecileri konuştuğumuz günde Diyarbakır'daki saldırılarda iki meslektaşımız yaralandı efendim. Onlara da çok geçmiş olsun diyoruz. Bugünlük Karşı Pencere'den bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.